Empati 23. Bölüm Dietrich hapı ağzına attı, toz haline gelene kadar çiğnedi ve bir yudum diyet kolayla yuttu. Soyunmaya gerek duymadan laboratuvarın bir köşesindeki kanepeye uzanarak üstüne bir battaniye çekti. Uzun zamandır odasında uyumuyordu. Zihni orada rahatlayamıyordu çünkü. Laboratuvardaysa vızıldayan cihazların ve sürekli parıldayan ekranların arasında kendini emniyette hissediyordu. Aklına ansızın bir fikir gelirse hemen not alabilmek için masasına yeterince yakındı. Zaten gideceği yeşi ve çocukları da yoktu. Bir evi bile yoktu. Organizasyona katılmaya karar verdiğinde evinden de vazgeçmişti. Ondan önce ne kadar yalnız olduğunu hiç fark etmemişti. Ama oraya dış dünya ile neredeyse tüm ilişkilerini kesecek şekilde kapanınca yalnızlığı göz ardı edilemeyecek boyutlara gelmişti. İşin garip tarafı ilk şoku atlattıktan sonra o hapislik durumu artık onu pek de rahatsız etmiyordu. Aslında organizasyon tarafından hapsedilmiş olmanın rahatlatıcı bir yönü de vardı. Uyanık olduğu her anı çalışarak geçirmesinden ötürü suçluluk duymak zorunda değildi. Mutfağında mikrodalgaya girebilecek hazır yemeklerle dolu bir derin dondurucudan başka bir şey olmayan boş ve yalnızlık çağrıştıran bir eve gitmek zorunda değildi. O zamana dek karşılığını parayla ödemeden bir kadınla birlikte olmadığından ötürü kendini kahretmek zorunda da değildi. Organizasyon onu o tür tüm suçluluk ve kendinden nefret duygularından arındırmıştı. Seçenekleri elinden almışlar ve başarılı olduğu tek şeyle baş başa bırakmışlardı. İş. Gözlerini yumdu. Zihninden rahibin cama geçmiş kanlı yüzünün görüntüsü geçti. Ne kadar mide bulandırıcı olsa da büyük bir rahatlama hissiyle karşıladığı bir görüntüydü. Çünkü empatik yetenekleri nasıl kontrol edebileceğini o an keşfetmişti. Ve böylece organizasyon için işe yaradığını garantiye almış oluyordu ki bu da çok uzun bir süre daha orada çalışabileceği anlamına geliyordu. Gelecekteki keşiflerini hayal ederek bir süre tavana baktı. Artık Zinser'ın istediği hedefe eriştiğine göre belki kendi çalışmalarını da genişletebilirdi. MK Ultra'yı ve tüm alt programlarını orada yeniden hayata geçirebilirdi. Kendinden öncekilerin aksine kongre denetimiyle uğraşmak zorunda da kalmayacaktı. Sonuçta orada sınır kendi hayal gücüydü ya da often operasyonunda çalışanların da inandığı gibi sınır falan yoktu hem de hiç.